Merhaba arkadaşlar, ben Burak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir vlogla karşınızdayım. Evet, çok süper bir vlogla karşınızdayım bugün. Bugün ne yapacağız? Bugün kızlarla bakım günüm. Biz... Uçuş! Ya Allah Allah ya. Hazır mısın Burakeş, kankiş? Bugün bizim kızlarla bakım günü. Anlıyor musunuz? Şimdi bugün gideceğiz, cilt bakımımızı yaptıracağız. Yaptıracağız. Hidrofacial'ımın vakti geldi. Hidrofacial'ım geldi. Gözeneklerim doldu. Gözeneklerim doldu mu? Gözeneklerim doldu. Ne için bunlar? Yarın ödül töreni var. Sadece onun için değil. Orada güzel gözükmem lazım. Ya çünkü orada en az benim kadar yakışıklı insanlar olacak. İşte Aras Bulut, Fernando Muslera falan. Onların yanında böyle birazcık sivrilmem için bu cilt bakımını yaptırmam gerekiyor. Siz neden yaptırıyorsunuz? Hoşuma gidiyor. Wow. Biz geldik arkadaşlar. Şu anda Nişantaşı'ndayız. Ben çok açım. Gözlerim kararıyor açlıktan. Diyeti bırakıp bırakmamak için büyük şey yapıyorum ama istesem yaparım dediğim için bırakmıyorum. Bırakmıyorum diyeti. Çok kral bir hareket. Evet. Şimdi bizim kızlarla cilt bakımını yaptıracağımız yere gireceğiz. Ve ben şey yapacağım. Haitian Beauty yaptıracağım. Haitian Beauty miydi adı? Haitian. Ay doğrusunu unuttum ya. Hydrafacial. Hydrafacial yaptıracağım. Hydrafacial ne oluyor acaba? Neyse içeride sorarım. Hydrafacial yaptıracağım. Köpüklü bir şey mi? Köpüklü möpüklü bir şey mi? Hydrafacial deyince böyle köpük möpük geldi aklıma. Evet. Burayı daha önce videolarımda görmüştünüz burada. Gıdığımı aldırmıştım. Uyku var ya. Vay bir uyuyacağım bakım yapılırken. Bakım yapılırken e. Harika duruyor botlarım. Durun bekleyin. Botlarımı çeksene Burak. Fevkalade ne fevkinde. Kuzenimin botları şeyde ya, Hollanda'dan getirdi, özel sipariş. Türkiye'de hiçbir yerde yok. Bunun havasını atacak sizlere. Tek bende var Türkiye'de. Yeni. Şimdi bak bana ilk ben görüyorum. Bizim kızlar biraz beklemek istediler. Daha önce yaptırdın mı Hydrafacial? Hydrafacial bilmiyorum, yaptırmadım ben. Yaptırmadın daha önce. Size klasik bakım olmadı mı Burak Bey daha önce hiç? Ya klasik bakım... Klasik bakım yaptırdım herhalde. Neden? Yok sordu hayır. Hydra... Ona Hydrafacial. Ben Hydra değilmiş, Hydra'ymış. Hydrafacial yaptıralım Burak. Hydrafacial. Nerenin Hydra'sı? Çok güzel espri yok. Hydrafacial. Burası erisin, erisin diye diyet yapıyor. Göstereyim mi azıcık ucundan orayı size? Hayır tabii ki. Like oranım düşer. Bunlar iğneyle alınacak ya bu tonları yalnız. Alamaz mıyız? Alabiliriz de lanset bakayım var mı? Ay iz kalmasın ama yarın şeye gideceğiz. Yakalırsa kalsın ya. Amanın ne güzel oldu. Kırmızı olabilir. Olsun. Uyuyabilirsin. Uyuyamam. Niye? Kendimi savunmasız hissediyorum şu an. Aşk olsun. Yok, size karşı yapmayacağım. Hayata karşı savunmasız hissediyorum kendimi. Kötü bir şey yapmayacağım, korkuyorum. Acaba Aras Bulut nerede yaptırıyor? Yarın o da etkinliğinden bir şey olur. Ya da Mustafa mesela yaptırıyor mu acaba? Hocam yarın Aras Bulut'a diyeceğim ki Hydrafacial yaptırdım mı? Bakımım bitti benim. Bitti. Şuramda bir kızarıklık var. Orada yağ bezem vardı. Patlayınca çok kötü patladı. Kıpkırmızı oldu. Benim de bitti bakımım. Niye hep kendimi gösteriyorsun? Yüz bakımım çok güzel oldu çünkü. Evet sen güzel bir kızsın. Teşekkür. Ne yapacaksın şimdi, eve mi gideceksin? Şimdi başağın bakımının bitmesini bekliyorum. Eve gitmeyeceğim ben. Gideceğim de önce sizi bir yere bırakacağım, sonra gideceğim. Yo bizi bırakma. Hayır bekleyeceğim. Hayır git. Hayır gitmeyeceğim. Trafiğe kalırsın. Tamam. İyi. Ama biz bir şey yapmayacağız ki, biz yemek yiyeceğiz. Tamam, sizi kahvaltı yapacağınız yere bırakıyorum, sonra gidelim. Ama biz yürüyerek gideceğiz. Nereye gideceksin yürüyerek? Nişantaşı'da bir yere. Sakallarıma ne diyorsunuz arkadaşlar? Bazıları, kesilsin artık. Bazıları kes diyor, bazıları yakışmış abi kesecek diyor. Kesecek misin?
Bilmiyorum. İzleyicilerime bırakıyorum. Yorumlara cevap olarak yazsınlar. Keseyim mi keseyim? Bence yazın. Kes diyecekler. Yazın. Wow. Ben şimdi eve geldim. İnanılmaz yorgunum ya. Şöyle söyleyeyim. Sabah 5'e kadar falan Çukur'u izledim. Ondan sonra Şeyda'lar beni 8.30'da uyandırdı ve cilt bakımına gittik. Yani ben sadece 3.5 saatlik, 4 saatlik uykuyleyim. Çok uykum var. Uyuyacağım. Wow. Evet. Ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Dün en son asansörde çekim yaptım diye hatırlıyorum. Sonrasında eve geldim ve direkt olarak uyudum. Hayvanlar gibi uyudum. Gece yarısı falan kalktım yani. Ondan sonra da çekecek bir şey yoktu zaten. O yüzden hiç boşuna kamerayı açıp vaktinizden çalmadım. Şu anda ben uyandım, giyindim. Ve Kadir abiye gidiyorum. Kadir Alkan'da saçlarımı yaptıracağım. Ondan sonra akşamında ödül töreni var. Oraya geçeceğiz. Evet, şimdi ben evden çıkıyorum. Hair artistine geldim. Eyvallah. Abiciğim beni bir düzeltir misin? Seni bugün çok seksi, çok seksi bir arası mut falan orada olacakmış. Yapma ya. Biliyorsun benden iyi değiller. Değil sadece mi? Dengeleri sağlamaya geldim. Yani sadece hafif bir dengelemek için gidiyorum. O dayak yemiş halimi düzeltir misin? Tamam, hemen hallediyoruz. Hadi evet, bakalım. Şimdi saçlarımı yapacak. Buraya mı oturayım abi? İstediğin yere otur, içeride alabilirim. Yok, burada şimdi böyle. Tamam, gel o zaman. Tamam, saçları da güneceğim. Yusuf'la yan yana olmak istersen Yusuf da buraya alalım. Gel. Yusuf'cum gel, yan yana ol. Dün gece yıkadım saçları abi. Tertemiz. Bana yaptığın son modeli yapacaksın değil mi gene? Evet, ben o saçı çok beğendim. Murat Bonzai modeli. Ama bir şey diyeceğim, bir benzerini de Enes'e yapmışsın sanki. Evet. Yani değil mi? Onunkisi başka. He, tamam o zaman. Biliyorsun herkese kişiye özel çalışıyor. Tamam o zaman. Ceketi çıkaracak mısın? Yoksa ameliyatla mı çıkaracaksın? Getir abi, ameliyat alalım. Al abi ceketi. Burayı bakayım, her galada aynı giyiyorum buraya. Benim için önemi var ama. Abiciğim, manevi önemi olduğu için her galada aynı ceketi giyiyor arkadaşlar. Yakında... Bir şey diyorum, senin takımın nerede? Böyle mi gelecek? Evet. Baskına geldin de. Hoş geldin. Parti dileyiş. Abi hoş geldin diye, biz dedik burada giyiyoruz. Böyle özel giyiyoruz. İyi, sen nasılsın? Yani toplantıları burada yapalım. Dedim ki, yani Yusuf burada dedi. Dedim ki ben bir baskına gireyim. Kayıttasın. Şu an Yusuf bu işler ne olacak ya? Sürekli iş geliyorsun buraya. Bir etkinliğe gidebilecek kadar oldu. Gayet iyi. Burada çirkinler çirkin ulusu var. Çirkinler çirkin. Evet bak. Bir şu yakışıklılığa bak, bir şu çirkinliğe bak. Ama bakarsın. Ben daha bakım yeni yaptırdım kanka. Ben de dün yaptırdım oğlum, gözümün altını görmüyor musun? Burada Fatih Yasin karaktersizi var. Tostu bile bedava yiyorsun lan. Bir dakika. Tostu bile. Benim çay kiminde abi? Ben de arkadaşlar, ben Kadir Alkan'da işe başladım bu arada. Evet abi. Tıraş olmak isteyen arkadaşlar bir dahaki sefere geldiğinde Fatih Yasin diye rica ederlerse çok sevinirim. %10 indirim yok ama... Bindirim var. %10 bindirim. Bindirim var. Ama bu YouTuber'ların hepsi beleş geçiniyor. Bir Burak'ın üstüne bir baksanıza arkadaşlar. Ver şu kamerayı. Arkadaşlar yemin ederim bu takım elbiseyi bir kere sponsordan aldı. O günden beri bu takım elbiseyi bir kere değiştirmedi. Yazıklar olsun. Esin galasında giydim, kafaları ikinde giydim. Bugün GQ'da giyeceğim. İkinci filmde de bunu giyerim muhtemelen. Bence buradan sonra bir sponsor gelir sana. Ben sana söyleyeyim, takım elbiseyi bir kere. Aynen, takım elbise sponsor olması çok güzel. Gerçekten yazıklar olsun ya. Bu YouTuber'ların hayatı beleş ya. Sen? Ha? Ben tanımıyorum ben o kadar. Sen? O kadar... Şu tosta kaç para verdin lan? Ne kadar aldım? Wow. Arkadaşlar şimdi Fatih'e tabağını götüreceğim. Ben hazırladım tabağı. Bakalım tepkisi ne olacak. İkili yok normalde, 100 ders. İkili yok bunu. Tamam. Bir Kadir abi çekilir misin? Kadir. Fatih Yasin'in özel tabağını ben hazırladım. Abi da. Fatih cüce ya. Bak senesine bak ya. Abi. Bırak abi tıraş. Benim kendi berberim var. 22 TL'ye tıraş alıyorum. Arkadaşlar gerçekten benim cüce olduğumu düşünenler varsa benim sadece kapağım
Evet, yemek yiyin Fatih Yasin düşecek almayın. Adamın bacağında yazıyor yani. Bizlik bir şey yok ya. Yani. Kızdın mı bana? Ya ben normal şartlarda mesela story atacaktım, o kaybetti o şansı mesela. Kadın arkada yer story. Bana story. Ne yapıyorsun oğlum? Ruhumu teslim ettim. Manyak, sende bunu yaptıracak yüz mü var? Wow. Evet, yapma oğlum, yapma. Kadir abiden çıktık. Menajerimi Yusuf Şahili'yi ofise bırakacağım. Sonra şeydaları almaya gideceğim. Güzel bir gün oluyor. Fatih ile karşılaşmam biraz tadımı kaçırdı ama onun haricinde güzel bir gün oluyor. Evet, şu anda ben şeydaların kuaförüne geldim. Başak saçını yaptırıyor, Tuğçe saçını yaptırıyor ve Şeyda saçını yaptırıyor. Onları bekliyorum. Her zamanki gibi Şeyda beni dolaylı da olsa bir şekilde bekletmeyi başarıyor. Bekliyorum. Burada bu gece önce ben güzel hazırlandım. Şuradaki şu noktalar hariç, kırmızı lekeler hariç güzel hazırlandığımı düşünüyorum. Onları da Şeyda makyajla kapatacağım dedi. Bakalım ne kadar kapatabilecek. Ay kız, ey türlü eteğim tül, git şakam git. Yumuş aşağı iner misin? Eteğim tül. Dur ama makyajı bitirmem. Geçti hakikaten ha. Lan makyaj ne garip şey ya. Benim de makyajım tamam. Şimdi çıkıyoruz. Ben önden çıktım çünkü çok sıkıldım. Bu arada elime de bunu iteledi şeyde. Al bunu bagaja bırak diye. Erkekler işiniz çok zor. Bu arada bakın yüzümdeki yok oldu. Makyajın gücü. Kadınlar resmen hile yapıyor. Şimdi koşa koşa arabaya gideceğim çünkü yağmur yağıyor. Ayaklarım ıslandı. Ayaklarım ıslandı. Yağmurdan kaçayım derken çukura bastım. Sırılsıklam oldu ayaklarım. Bu size de oluyor mu ya? Lanet olsun ya, çorap morap sırılsıklam. Hadi gel. Sırayla geliyorlar. Hadi sen yollar. Ayla. Ayla lan. Dondular. Evet. Şoför bay Burak Güngör. Şoför bay Burak Güngör. Şimdi biz yola çıktık. Gidiyoruz. Yine kızların içinde kaldım ya. Bu sefer Tuğçe de eklendi. Burki. Bu sefer Tuğçe de. Boğazım ağrıyor. Hala en son blokta da ağrıyordu. Hala ağrımaya devam ediyor. Bak burası çok sıkıntı bir yer. Bunlar en kısa sizce. Wow. Evet, biz şu anda geldik. Volkswagen Arena'dayız. GQ etkinliğine, yok ödül törenine geldik. Man of the Year. Bakın bu Tuğçe. Benim vloglarımda ilk defa gözüküyor bu. Evet. Şeyda'nın hayat koçu. Hayat koçu, yaşam koçu. Evet. Annemden çok görüyorum Tuğçe'yi çalışmaya başladığımızdan beri. Benim yaşam koçum, benim yaşam koçum henüz gelmedi. Wow. Ya köfte kokarsın. Çocuk ekmek de bir de olur. Arasa sarıldığında şey yapar değil mi? Tamam, ben sonra alırım. Teşekkürler. Açım. Efendim. Aras Güven, Yılmaz. Ama arası çekme istemiyor. Tamam çekmiyorum, okey. Böyle yemek yemeye geldik. Beni çekiyor bak, o da oradan. Can Yaman hayranı. Seni çekmiyorum, arkada Aras var, onu çekiyorum. Ya olur, olabilir. Bak içilmiyormuş. O zaman hesabı istiyorum. Bizi bırak yemek. Evet, şu anda içerideyiz. Ve clear küvetlerinin önünde fotoğrafımızı çekildik. Netli mi değil mi? Netli de. Clear'ın önünde çok güzel fotoğraf çekildi şeyde. Ben de çekildim. Başaklı küvetin önünde çekildi. Ay çok geldi. Evet. Çok gel gel. Meşhur ünlü bir fotoğrafçı çekti. Ve herkes size bakıyor gibi hissediyorsunuz. Çok gerildi.
çeviren her bir isme tek 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 teşekkür ediyorum. Koyma lan bunları. Herif atarım. Bize olan güvenini eksik etmeyen Sayın Nazif Karadere'ye. Alkışlarınızla Aras Tuzdemir'i. İyi akşamlar herkese. Aras bu yılın olduğu gibi önümüzdeki çok uzun yılların bence hem oyuncusu hem senaristi, yönetmeni olarak çok güzel hikayeler anlatacak bize. Disipliniyle, çalışkanlığıyla, yeteneğiyle onunla çalışmak olmak gurur verici. Uğur da burada, aksiyon yönetmenimiz. Hala hayatta kalacak kadar sağlıklı aksiyonlar çektirdiği için bize. Herhalde o yüzden burada Aras'ı hala öldürmediği için. Hoş geldin Uğur. Aras şimdi tebrikler. Herkese merhaba. Aras. Şimdi bu etrafınızda bazı adamlar vardı, çok yeteneklidir onlar, her şeyi çok iyi yaparlar. Çok güzellerdir, yakışıklıdır, yeteneklidir ya. Ve sizin sinirinizi bozar. Aras bunlardan biri değil. Çünkü o öyle kucaklar ki hiç sinirini susulmaz. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi Rıza'nın da burada olacağını bildiğim için hani ödül geldiğinde rica ettim. Dedim ki hani bana hani Uğur'la birlikte ödülü verir misin? Rıza dedi ki hayır. Niye dedim? Çünkü o ödül benim hakkım dedi. Ama hallettik. Wow. Evet. Biz şimdi çıktık. Çok yoruldu. Nasıldı? Çok güzeldi. Bir şey söyleyeyim mi? Allah aşkına heyecanını kontrol etmiyorum. Neden? Bak anlatayım gel. Gerçekten. Yani Şeyda'nın yerine utandık bugün hepimiz. Anlat. Ben hiç utanmadım. Çünkü iki kere çığlık attım. Birincisi Göksel sahneye çıktığında evet çığlık attım. İkincisi Engin Günaydın çıktığında çığlık attım. Engin Günaydın'a da Göksel'e çünkü hayranım. Hey olmuş. Yalnız bana bakar mısın? Direkt elimle çıktım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, ödül töreninden çıktık. Benim için çok yorucuydu. Şeydanlar, başaklar falan alışıklar. Uça da alışık. O benim için yorucuydu. Şimdi Hatay Medeniyetler Sofrası'nda İstanbul'daki ikinci evimde yemek yiyoruz. Bir şey diyeceğim, şu an elimde lahmacun olan, bir yandan ayranını içen, lahmacunun arasına her şeyi koyan kız, bir ye bakayım lahmacun kamerada. Bu kız 2 hafta önce Fendi'deydi. Rüyamda da lahmacun çok seviyor. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Bunlar bekarlar, zaten belli, bakın soğanlı yiyorlar. Oha! Sallama be. Hadi bırak, hayatta soğan yemem dedi yuh artık ya. Kim? Bu kadar çıtkın adamlık. Tuğçe hayatta soğan yemem dedi. Hadi bırak Tuğçe. Bu ikisi bekar, yarın beraber yemeğe çıkacaklar. Şimdi Cezene Burak'tan da çıktık, yemeğimizi yedik. Genel bir böyle değerlendirme yapıyoruz. Öncelikle Göksel. Göksel çok tatlıydı. Çok tatlı konuşmadı mı sizce de? Peki senin Göksel çıktığında çığlık attım. Bütün salonun bize bakması. Olabilir. Seviyorum. Çok seviyorum. Bolday bir çıktı. Ben çığlık attım. Direkt çığlık attı. Engin Günaydın'da da aynı şey. Oy ama Engin Günaydın'da var ya. Ay rezil oldum Engin. Ama bir şey ben beklemiyordum Engin Günaydın'ın çıkmasını. Göksel ve Engin Günaydın'a hastayım. Engin Günaydın'ın olmasını beklemiyordum. Çok şaşırdım. Ama hiçbirini yani yakından göremedim. Olsun. Ama ben inanıyorum Göksel'le bugün ben tanışacağım. Göksel Hanım'ı çok seviyorum gerçekten. Kıyafetini pek yakıştıramadım. Çünkü ben onu daha böyle romantik kıyafetlerle daha çok beğeniyorum. Tatlı bir şey giymişti, böyle gri simli bir şey. Tulumdu galiba değil mi? Öyle bir şey giymişti. Ama ben onu böyle çok romantik bir lookta bekliyordum. Ama olsun, yine de çok güzel bir kadın. Çok seviyorum. Engin Aydın'dan bayılıyorum. Saçları falan yine karma karışıktı. Harika ya, bayılıyorum o adama. Gerçekten çok güzel. Genel olarak güzel bir geceydi bence. Sence Burak? Yorucuydu yani. Tabii yorucuydu. Yani çok kalabalıktı bir kere. İnanılmaz kalabalıktı. Bayağı bir ayakta olan vardı yani. Ama güzel bir geceydi.
beğendim. Neydi? Burak sende Aras Bulut çıktığı zaman. Aras Bulut'u çok beğeniyorum. Burak da Aras Bulut İynemli çıktığı zaman şey ya yaptı mesela. Çığlık atmadım ama. Çığlık atmadı. Bu hayatta birimizin illaki böyle inanılmaz derecede sevdiği biri var. Tamam da o Aras Bulut değil benim için yani. Abartmayalım yani. Kim? Ünlü olarak mı? Evet. Ben genel olarak konuştum. Beğenmek mi yoksa hani böyle... Hayransın ya, hayransın. Hayran olduğun biri gerçekten yok. Vallahi benim var. Hayran olduğun biri yok, yalan söylüyorum. Benim biri vardı. Bunu takipçilerim bilirse bilir. Bir projede ekildiğim için video çekiminde. O yüzden ona karşı ne yazık ki hayranlığım bitti. Sonra... o insan benim hayallerimi yıktığı için ve gerçekte de o insan... Hiç beklemediğim gibi bir insan çıktı. O çok kötü bir şey ya. Benim ya en evet korktuğum ya. Şey. Bak gerçekten bak. Mesela birini çok beğeniyorsunuz, tamam mı? Şöyle hayal edin. Böyle tamam, bizi... Tamam, bu senin için de geçerli olabilir. Tamam, tamam bak şu an herkes için olabilir. Evet. Bu herkes için geçerli. Mesela siz bizi izliyorsunuz böyle, tamam mı? Sokakta karşılaştığımızda böyle inanılmaz yüzsüzüz, hiç böyle şey vermiyorduk, gülümsemedik falan. İnsan böyle bir hayal kırıklığına uğrar. Öyle değiliz. Örnekliyorum şu an. Tabii öyle olan edeceğim. Öyle olanlar biliyorum yani. Ha, öyle olanlar da var da biz gerçekten öyle değiliz. Evet öyle değiliz zaten bilen biliyor. O yüzden arkadaşlar kendinizden başka kimseyi sevmeyin deyip mesela Göksel çok tatlı bir kadın falan ama sen tanışsan ve ya şöyle bak Tarkan'ı çok beğeniyorum tamam mı? Hayranlık nedir yani? Yani mesela Tarkan nasıl anlatır ki hayranlık nedir? Ne ben yani? Çok seviyorum. Gibi çığlık atma. Ha yok öyle yani. Bir şey yok bende yani. Burkiş niye ya? Çığlık yakışır sana Burkiş. Kafayı yedim bunlar ya. Bırak buradan sana gideceksin. Ha ama bak mesela tamam var hayran olduğum biri var ama çığlık atmam yani. Mesela Cüneyt Arkın'a hayranım ben. Aa ya onlar, Cüneyt Arkın zaten. Zaten şey yok. Onu yani. Zaten yani. Mesela bende Ozan Güven. Adam ama mesela karşıma çıksa konuşamam adamla. İki kelime edemem ya. O kadar çok beğeniyorum. Mesela ki. Cüneyt Arkın'la olduğu bir yerde denk geldin. Evet. Elini ayağı titremez mi? Benim titrer. Şöyle titrer, saygıdan titrer. Ay ne bileyim Cüneyt Arkın ya. Ay. Aa kamera. Yo çantam. Ya yani Cüneyt Arkın dediğiniz adam. Bakın bunu çok ciddi söylüyorum. Güzel bir konu açıldı bence. Bana göre Türk olmasa şu an tüm dünya sinemasının bence de. Tarihine geçecek bir adam olurdu. Helal adamın... olsun Burak. Nereden öyle? Cüneyt Arkın hakkında size bir bilgi vereyim mi? Ver. James Bond'da oynama teklifi ilk Cüneyt Arkın'a gidiyor. Ah be. Dur başa gidecek son kez söyleyeyim. Mesela Engin Günaydın normalde şeydir yani soğuk demeyeyim de mesafeli bir adamdır evet. Ama bu onun egosundan dolayı değil. Adamın aynen. Dünyaya bakışı farklı evet, yani diğer evet. insanlardan. Kesinlikle. Yani her soğuk olan da egolu değildir. Tabii tabii. Nokta. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben iniyorum hadi bay. Hadi bay. Teşekkürler. Oo çanta parlıyor çantanı göster. Aa parlıyor evet evet dur. Oh be sonunda parlıyor biraz bekleyebilir miyiz? Nasıl parlıyor? Bu çanta normalde bak ha. Bak evet. Bakıyorsun siyah ekranda bak şimdi. Evet. Ay Allah oh ben bunu gideyim de kamerayı bakayım. Bak bak mesela şu anda. Burak buraları burası sakın siyah. Kesme Burak. Tamam. Videoyu izleyeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Dur gitme. Şeyimi alacağım bir de bagajı taşıyacağım. Videonu izleyeceğim diyor ya. Yani. Evet arkadaşlar. Aa su akıtmış burası. Ben nereden geçeceğim? Gel. Ben nihayet eve geldim. Otu da var. Night oynayacağım. Elin havada kaldı. Selam veriyordu eli havada kaldı. Deli gibi night oynayacağım şimdi. Of evi özledim ya. Ne kadar yorucu. Ya bu etkinlikler falan var ya hiç bana göre değil ya. Ben alışık değilim. Ben Ereğli'de büyüdüm ya. Sakin böyle 3000-4000 kişinin yaşadığı bir yerde büyüdüm. Ereğli kadar insan vardı orada. Hiçbir şey yapmadan yorulmak nedir biliyor musunuz? İlla yaşamışsın. Bak anlatacağım şimdi. İlkokulda böyle şey olur ya. Hani ne bileyim bir... Nasıl desem, bando takımındasınızdır. 23 Nisan'dır tamam mı? Sabahtan akşama kadar ayakta durursunuz ya böyle eve gittiğinizde ayakların artık böyle ölür. Heh, onu yaşadım işte bugün. Şu an kendimi bir an önce eve atmak istiyorum ama saçlar... Kadir Alkan yine yaptı şovunu. Kadir Alkan arkadaşlar, etiler. Gerçekten. Abi dedim, orada beni temsil edecek güzel bir saç yapar mısın dedim. Eline sağlık. Jön gibi yaptı. Yani benden en fazla bu çıkar. Onu çıkardı. Evet, videonun sonuna geldik. Bence keyifli bir iki gündü. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü bu aralar biraz like sayımız düştü. Aynı zamanda aşağıda bulunan butonlardan kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bugün 14 Şubat sevgilinizle beraber güzel bir sevgililer günü geçirmenizi diliyorum. Bay bay.